Bugün abicim like istemiyorum. Atmayın. Ya da atabilirsiniz ama atmayabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da efsane ötesi bir Türk gücü videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar attığım Türk gücü videosu son 10 video içinde ilk 3'e girer derken son 10 videonun en kötü videosu oldu. YouTube mu bozuldu hiçbir fikrim yok. Beğeni olarak süper atmışsınız ama nedense izlenmedi. Yani beğeni değilmiş abi en önemli şey. Beğenmeyebilirsiniz yani, sıkıntı yok. Ben anlamadım abi, YouTube önermemeye başladı artık. Kafayı yiyeceğim. Neyse arkadaşlar, bakın size şöyle bir şey söylüyorum. Şu anda bu videoda bir ilk yapacağız. Bu videoda arkadaşlar ne mi yapıyorum? Efsane ötesi bir şey yapıyorum. Öncelikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoda 2 tane maç oynayacağız. Ve 2 maçı da montajda ve gollere de müzik ekleyeceğiz. Ve bundan sonra bütün Türk gücü bölümlerinde bunu uygulayacağız arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Bence eğlenip beğeneceksiniz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu baştan sona izleyin o yüzden, çünkü abi videodaki maçları artık montajlayacağım, maçların da hepsini tamamen baştan sona izleyin. 10 dakika 15 dakika arası bir video olacak ve arkadaşlar 2 tane maç oynayacağım, yani zaten zamanınız hiçbir şekilde gitmemiş olacak. Ben 2 maç oynayacağım, transferi falan yapacağım. Her neyse arkadaşlar, en beğenilen yorum Mbaye Diagne, yani efsane geri döndü olacak arkadaşlar. Ve orta sahada Galatasaraylı oyuncular dolu, bu sebepten ötürü arkadaşlar ne mi yapacağız? Galatasaraylı oyuncular yerine bir tane Beşiktaşlı oyuncu alalım bir sonraki video. Çünkü arkadaşlar bunun sebebini zaten söylüyorum ki Galatasaraylı oyuncu artacağı için bugün, hani bugün Galatasaraylı alıp Beşiktaşlı çıkaracağız. Bir sonraki bölümde ise Beşiktaşlı alalım bence, ama yine sizin en beğendiğinizi yapacağım. Fenerbahçeli, Galatasaraylı beğenirsiniz, yapacak bir şey yok, onları alacağız abi. Yani burada bu arada abicim şey var ya, Türk gücü diyorsun, Türk oyuncu sayısına bak. Arkadaşlar Türk gücü demek ne demek? Ben Türkiye Ligi anlamında yapıyorum. İzlemek istemeyen zaten izlemez ki, izliyorsunuz. Bunu izleyenler diyor Türkiye Milli Takım serisini yapalım mı diye anket açtım abicim. Yok abi yok, kimse istemedi. Ne yapalım? Bunu istediniz, bunu yapıyoruz. Süper Lig. Yorumlara yazın, Süper Lig mi Türkiye Milli Takımı mı? Hani Türkiye Milli Takımını isterseniz yine yaparız. Ama abicim şu an bu şekilde yapıyoruz. Yani bundan dolayı da şu anda bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha Türk oyuncu kadrodan eksilecek. Ama abicim en beğenilen yorumu alıyoruz ve Süper Lig serisi arkadaşlar. Başta Süper Lig yazmamıza ne gerek var? Hani Türk gücü abi, Türk'ün gücü, Türkiye Ligi'nin gücü işte arkadaşlar. Yani çok da fazla sorgulamanıza gerek yok. 2-3 tane yorumun beğenilsin diye yaptığınız şeyler hoş değil arkadaşlar. Bunu da size söylemiş olayım. Diagne yazdık ama çıkmadı abicim. Gerçekten anlam veremiyorum bazı şeylere. Yani cidden Mitroglou'yu ben çok gördüm bu arada. Daha çok isteniyor gibi geliyor ama Diagne 71 ratingmiş. Hemen yaz abi 71 rating. Senegal'de seçmeye gerek yok. A yazalım abi. Zaten Eren derdi yoktu. A harfi yoktu. Bu yüzden güzel oldu. Bakın Galatasaray kartını alıyoruz arkadaşlar. Yani efsanemiz geri dönüyor. Şimdi sizlerle birlikte 53.000 coins yazacağım abi. Fiyat 53.000. 57.500'e de yoksa artık ben almıyorum abi. Tamam varmış artık. Gerçekten çıldıracaktım. 55.290 coins'e Mbaye Diagne'yi aldık. Efsane geri döndü arkadaşlar. Gol müziklerine bu arada hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Diagne'yi buraya koyacağım abi ve yükseltebildiğim kadar yükseltmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar yükseltebileceğiz arkadaşlar, hep birlikte göreceğiz. Ve evet, Diagne burada. Diagne'yi koyduk. Sonrasında çalıştıra bastık. İçerisine Slimani, Adebayor ve Burak Yılmaz. Yani içerisinde Slimani ve Adebayor bulunan Burak Yılmaz'ı sizlerle birlikte basıyoruz. 81 rating olacak kadroya girince. Ben biraz daha yükselmesini istiyorum. İçine Cengiz Ünder'i de bastım abi. Ve basma abi. İçerisi yetenek karmaşası oldu şu anda. 82 rating oldu adam. Ve Mbaye Diagne şu anda gördüğünüz gibi takımda efsanemiz geri döndü. Ben bu adama güveniyorum. Bu adam bizi hiçbir şekilde yanlış durumda çıkarmayacak. Ve arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde, gördüğünüz gibi sizler de önerilerinizi yapabilirsiniz. Kimi çıkaralım, kimi alalım. Yani siz alacağımız oyuncuyu yorumlara yazın. En çok beğenilen oyuncuyu alacağız. Haberiniz olsun. Şimdi büyük transferler etkinliklerini ben bilerek oynamadım. Bundan sonra Türk gücü videolarında oynamaya çalışacağım genel olarak. Ve 94 ratinglik bir takımımız var. İlk olarak karşı atak yapacağız. Karşı atakta gollere müzik eklemek yok arkadaşlar. Zaten 15-20 tane gol oluyor. Sonra teki tek modunda oynayacağız. Teki tek modunda gollere müzik de ekleyeceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar, ama burayı da montaj yapacağım, merak etmeyin yani. Ben size olabildiğince abi kısa bir şekilde izletmeye çalışacağım videoyu, haberiniz olsun. 83 rating bir rakip geldi zaten. Hani atabildiğim kadar gol atacağım. Hadi o zaman gollerimizi atmaya başlayalım bakalım. Bu kim abi? Diagne, ilk golünü gelir mi? Diagne'den ilk gol geldi arkadaşlar. Roberto Carlos atmadı. Ndiaye, Galatasaraylılar bugün çıldırdı bu arada. Diagne. Güzel şut çekiyor bu arada. Bu adamı yükseltirsek bence güzel olur. Roberto Carlos artık sen de bir tane at diyoruz. Aa, bayağı kalecinin üstüne vurdum. Ricardo Quaresma. Abi her videoda jeneriklik gol atmak zorunda mıyım ya? Tamam basit bir gol ama her videoda neredeyse atıyorum ve gayet hoşuma gidiyor bu adam benim.
Quaresma bir gol daha. Bu adam böyle golleri zaten çok iyi atıyor. Bakın full boost kullansa bir de kim bilir neler yapacak ama bakalım. Mano da güzel bu arada şutları falan. Jack ne? Buradan bir gol atar mı abi? Jack ne yapma? Mano asar ama artık Mano. Bu sefer daha jeneriklik değişik bir şut denedim. Ama gol. İşte bu arkadaşlar. Ya Jack ne? Jack ne? Ve gol. Jack neden de bir gol geldi arkadaşlar. Toplamda 10 tane gol atmış olduk. Quaresma'dan da bir gol geldi. Toplamda 11 tane atmış olduk. Ayrıca Manu'dan da bir hareket gelecek şimdi. Manu hareketten sonra Jackney'e pasını verdi. Jackney'den bir şut geldi. Jackney 12 yaptı ve maçın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca arkadaşlar teke tek maçına geçelim bakalım. Arkadaşlar videonun en heyecanlı kısmındayız. Neden mi? Çünkü teke tek modundayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Ama rakip 82 gen geldi. Hep böyle bana 95 gen verirdi bu oyun ama bu sefer 82 gen vermiş. Çok teşekkür ediyoruz EA Sports'a buradan. Ve eğlenerek abi montajlarımızla, gol müziklerimizle umarım çok atarız bu arada. Atamaya da biliriz. Belli olmaz abi. Bazı rakipler defansif oynuyor. Gol atması zor oluyor. Kazanmak garanti de olsa abi gol atması zor oluyor. Hadi başlayalım bakalım neler olacak. Defanstan topu aldık ve defanstan alıp götürüyoruz şu anda. Bakalım neler olacak. Elif Elmas şimdi. Bu kartı muhtemelen bu adamın normal kartına göre hızlıdır diyecektim ki Mbaye Jackney'den saçma sapan bir pas geldi şu an. Jackney mi o anlamadım. Şu an Jackney ve şu an Mano. Mano çık yukarı. Kaleci Muslera bayağı açıldı. Muslera ne yapıyorsun? Evet çok iyi şimdi Elif Elmas. Buradaki bütün toplar zaten Elif Elmas'ta kalıyor. Jackney hangi hareketi yapıyor görmek istedim. Yanlış bir hareket yapıyor Jackney ve bu bizi hiç hoş bir duruma sokmuyor. Her neyse şimdi Ndiaye çok güzel plase vuruşları var abi. Ndiaye kaleci son anda kurtardı. Neredeyse gol geliyordu abicim. Jackney demin bir tane attı. Şimdi bir tane daha gelir mi? Jackney ile atmak istedim abi. Aslında Vida'ya atsam %90 atıyor ama Elif Elmas da bu hareketi yapıyormuş abi. Hiçbirisi de rulet yapmıyor takımın neredeyse ya. Vişka falan var ama takımda değil mi? Daha dur geçen haftanın transferleri falan. Bakalım neler olacak abi. Şikirtel al topu. Şikirtel al topu abicim. Riskli bir durum. Vişka mı? Vida mı şu an? Vida ne yaptın? Vida'ydı abi o bu arada. Vida ne yaptı? Evet tamam Vida kaybettiği topu alır abi. Adam yemin ediyorum her top adamda kalıyor ya. Şu topu alır mısın? Belhanda. Hadi bakalım arkadaşlar. Efsane bir gol geldi. Ve gol müziğimizi de duyuyorsunuz arkadaşlar. İlk defa bir gol müziği çalıyor şu anda. Çünkü gol attık abi. İlk defa gol müzikli editli videoda gol attık. Buna da özel arkadaşlar like bombalamalarınızı bekliyorum bu arada. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda bir tane müzik önerir misiniz? Geçen videoda önerdiğiniz bir müziği kullandım şu anda. Siz de bir müzik önerirseniz arkadaşlar onu kullanabilirim. Daha mantıklı, daha güzel müzikler bulabilirseniz yorumlara yazın. Bakacağım arkadaşlar bütün yorumlarınıza haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar gol sözü verdim size. Ve Vişka. Quaresma. Bu atakta gol sözüm var abi size. Hadi bakalım atabileceğim mi? Vişka. Edin Vişka. Quaresma pres yapamadı. Mancini şimdi. Cuadrado. Cuadrado'dan topu alabilecek miyiz? Alabildik. Vişka. Davis, Ndiaye top. Rakip de abi. Her şeye faul diyor. Bu hakemler ne futbol oynatıyor bize ya. Roberto Carlos. Abi her şeye faul ya. Abi hiçbir şey yapmıyorum. Adamın önünde duruyorum. Faul veriyor. Gerçekten kafayı yiyeceğim ha. Yerim tabii golü abi. Her şeye faul diyor ya. Yeter abi. Bu arada bu gol yediğimiz zamanı da özel bir müzik koyun. Şu anda sinirden güldüm. Aslında sinirden gülmedim. Yani bu kadar sinirliyken sizden öneri istemem saçma. Ama abi gerçekten çok saçmaydı ya. Ver Elif Elmas ver. Manu'ya ver. Manu uçsun gitsin ya bari. Gol atamıyorsan da bir geç şu adamı artık. Yeter ya Manu. Vallahi yeter artık Manu. Çıkaracağım abi. Manu'yu değiştirelim mi arkadaşlar? Yazın yoruma. Beğenmiyorsanız siz de değiştirelim yani. Evet işte Manu busun sen. Kaçman lazım böyle. Pozisyon almaları yapman lazım. Böyle golleri atman lazım. Jackney senin atman lazım. Manu senin... Lan oğlum gol atın lan. Şu maçı kaçanamazsan var ya ben çıldırırım. Bu arada bu etkinlik maçı. Dur dur. Maçta şikede olsa Manu çok iyi geçti. Manu artık gol at. Manu direkt. Ya Manu ya. Quaresma. Oh be adamsın Quaresma ya. Abi yemin ediyorum öyle diyesim geldi. Yani gerçekten onu çıldırttı bizi bugün ya. Bak direkten falan döndü bu top. Quaresma pozisyon almayı bilmese şu golle kaçacak. Gerçekten abi ikincisin. Onu yapma bunu bana. Üzülüyorum bak bunu. Roberto Carlos çok iyi hareket. Vida. O da verdi pasını. Jackney şimdi. Jackney bir gol gelecek mi Jackney'den? Güzel ilerliyor aslında şu anda. Jackney süper ilerliyor. Bakalım abi şöyle de bir hareket yapsın. Dönsün bir plase vursun abi. Daha önceden çok vurdun sen. Çok gol attın öyle de. Şimdi vuramıyorsun bile. Vurdurmuyorlar ki abi. Jackney'e sıkı markaj var arkadaşlar. Lütfen Jackney'in bir kötülüğü yok. Bu arada bizim defansımız o Anderson Tarışka'yı oradan geçirmez abi. Ya hakem her şeyde faul değil ya. Yeter artık. Gerçekten benim canıma tak etti he. Yemin ediyorum her şeye faul demeye başladılar bunlar. Ben anlamıyorum.
Oo pasa bak bir de adam pası dağıttı anasını satayım. Yemin ediyorum maçta şike var abi. Vallahi maçta şike de olsa biz maçı kazandık, kazanmasını bildik. Vallahi takıma helal olsun abi. Yemin ediyorum dakika 90 2-1 maçı kazandık arkadaşlar. Ve burada da videomuzun yavaştan sonuna geldik arkadaşlar. Gelenek bozulmasın. Şunu da alayım bir. Şuradan bir ödül varsa paket açmaya gerek yok. Kadro önerilerinizi bekliyorum bu arada. Yorumları hala yazmadıysanız yani bence yazınmıştır. Ondan bu arada şuradaki görüşü alacaktım değil mi? Tamam ben bunu alayım. Bu bana yeter abi. 20 tane görüş hiç az değil abi. Lazım oluyor Gullit için. Bakalım. Evet Gullit yavaş yavaş bir 20'lik daha alsak Gullit bir gen daha artacak. Dediğim gibi arkadaşlar şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da güzel bir videoya veya güzel bir oynatma listesine gidebilirsiniz. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum ve bay bay.